HDI Sigorta sunar. Zaten geçen hafta da Atletico Madrid günlerini hatırlatan bir gol atmıştı. Zaten o yüzden şu anda hocanın kafası karıştı ve çiftli santrafor üzerine döndü. Falcao dönüşüyle birlikte. Hakikaten çok özel bir dokunuş. Yani topun geliş yönünde o anda karar vermek böyle bir vuruşa. Santrafor yapan şeylerden biri oldu. Yani sahiden top geldiği anda o kararı vermiş. Yani top fazla havalı gelmiyor. Ben ayağımın üstüyle sadece dokunayım, uzak köşeyi bulayım diye. Bu arada izleyicilerimizden Can kardeşimiz bana Instagram'dan ulaşmıştı. Güzel bir detay verdi, onu da hemen söyleyeyim. Ki burada Uğur Karakulukçu da bundan hep bahsediyor. Aslında Falcao'nun kendi ülkesinde hala çok çok büyük bir marka olduğundan ve bunun Galatasaray bu markayı gerektiği kadar kullanmadığından den vuruyordu. Onu destekleyecek bir şey var işte, Can bana ulaştı ve o detayı verdi. Falcao Galatasaray maçlarından sonra Kolombiyalı futbol hesapları, YouTube'daki futbol hesapları Falcao'nun önemli anlarından video oluşturuyorlar hemen sonra. Tabii sonradan kaldırılıyor telif nedeniyle ama İspanyolca yani direkt Kolombiyalılara yönelik. Böyle 5-6 saatte 100 binleri geçiyor. Tabii. Çok kısa zamanda. Hakikaten inanılmaz bir albenisi var kendi ülkesinde. Galatasaray'ın bu markanın da üstüne gitmesi gerekiyor. Ben hani dediği gibi. Editörlük günlerimden kalma alışkanlık, her sabah kalktığımda işte Türkçe ya da işte Türk takımlarının isimlerini yabancı kaynaklardan araştırırım. Yani son haftalarda en çok karşıma çıkan şey El Tigre, Türkiye, El Tigre. Yani her yaptığı şey işte şöyle golünü attı, böyle seviliyor. İşte bizim Türkiye'den attığımız tweetler bile orada haberleştiriliyor. İşte El Tigre golünü attı, Galatasaray taraftarları, Türk taraftarları coşturdu diye. Mesela onunla ilgili bir istatistik vardı. Manchester United'a gittiği zaman Kolombiya'da Manchester United'ın Google aramaları %900 artmış. Oho. Yani 9 katına çıkmış oluyor neredeyse. Evet, o kadar evet. Artı. Galatasaray'a geldiğinde de öyle olmuştu. Bu benzer şey Mesut Özil için de geçerli. Aynen. Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olurken uçak geldiği sırada Malezya'da, Hindistan'da, Endonezya'da, Pakistan'da Mesut'un o biraz İslam dünyasındaki etkisiyle beraber Google'da en çok aranan 5 kelimeden birisi Fenerbahçe'ydi. Dediğin gibi yani Uğur da doğru söylüyor, Can da doğru söylemiş. Hani o markayı biraz daha güçlü kullanmak lazım ama işte bu şekilde olur. Evet. Yani işin sonunda biz hep işte işin pazarlaması şöyle olur, işte sosyal medyası böyle olur. Bizde şey var ya, işte Türkiye Ligi'nin sosyal medya hesabı yok. Onun başka bir mevzusu var da olsa ne yapacağız ki? Yani işte Falcao gol atmadığı sürece neyi paylaşacak? Mesut Özil yani. Olmuyor, Falcao olmuyor, Samat da olmuyor. Evet. Hani Falcao golü atınca orada etkisi ediyor. O da enteresan yani, yoksun, sakatsın, bitti, işte sağ kenarında oturdu, artık ülkesine gitti. Zaten MLS'e gitmiş, transferi bitmişten. Şu anda zaten Galatasaray'ın en çok gol atan iki oyuncusu, biri Cagne, yok, biri Falcao. Galatasaray vazgeçseydi kimse bir şey demezdi. Büyük futbolcu böyle oluyor işte. Hatta biz bir çekileç tayfada Erzurum maçı öncesinde, bu arada Falcao döndü demiştim ben. Bir önceki Erzurum maçında çünkü o zaman böyle kırmızı yine karttan zorlama sonra bir gol atmıştı. Yani. Çok iyi bir gol atmıştı ve iyi de oynamıştı. O günden beri ilk kez hani hazır şekilde dönüyor diye. Yorumlardan izleyicilerin bir tanesi yani Falcao, siz deyince Falcao'yu hatırladım demiş. O derece gitmişti kafalardan. Ve ben şunu savunuyordum. Mustafa Muhammed'in geliş. Bu arada çekiliş tayfının sponsorlarından biri Mustafa Muhammed'i övmek yani. Bizim böyle bir kuralımız var. O yüzden. Olur. Tabii bu maçta çok bir şey yapmadı ama yapmamış gibi gözüktü ama ondan şöyle bahsedeceğim. Mustafa Muhammed'in bence varlığı bir kere kafaca Falcao'yu rahatlatan bir etken oldu. Hem Galatasaray'ı rahatlatan bir etken oldu hem de Falcao'yu. Bundan bahsediyordum. Bence bu sahadaki karşılığında görmeye başladık bunu. Çünkü Falcao şu anda olmazsa olmaz değil. Falcao, Mustafa Muhammed öncesinde, ya bir önce dönsün hemen sahaya atalım, maç çözsün, o bitirici vuruşu hemen yapsın diye bir aşırı bir yüklenme vardı her anlamda. Hem maç anlamında yüklenme vardı hem psikolojik olarak yüklenme vardı. Ama Mustafa Muhammed varken şu anda Falcao elzem olmaktan çıktı. Biraz daha rahat kafalarda çıkıyor. Hem teknik heyet rahat hem de Falcao rahat. O yüzden hal böyle olunca Falcao biraz daha kazanma ihtimalin artıyor. İkinci neden de bu formasyonda yine Mustafa Muhammed'e ihtiyacı var Falcao'nun. Çünkü Milan diyoruz ya, Milan'da da böyle bazen Inzaghi Kaka arkadan Seedorf oynuyorlardı maçına göre. Bazen de kilidi açmak için Crespo Inzaghi oluyordu. Yani bir tane yine Crespo o 90'larda rekor kıran santraforlardan birisi. O dönemde hatırlıyorsun 90'ların sonunda hep santraforlar transfer rekorunu kırıyordu. Uzun santraforlar. Evet, Vieira, Crespo vesaire, Shearer.
Tabii ki bunlar golcülüğü de ön plana çıkıyor ama uzun olmaları aynı zamanda onları değerli kılıyordu. Çünkü gövdeleri çok güçlü. Tabii yani. Gövde çok güçlü. Bir noktada da çünkü topu kaldırıyorsun. Buradan Jankulovski ortaya yapacak. Birilerinin o topa cevap veriyor olması, birilerinin stoperlerle kavga ediyor olması lazım. Aynen. Ki Inzaghi orada oranın Falcao'su Inzaghi de sezgileriyle atsın gollerini. O yüzden bu sistemde Mustafa Muhammed'in varlığı önemli. Evet, görünürde etkisiz kaldı gibi gözüküyor. Falka oyunun içine de daha çok giren oyuncu oldu ki Mustafa Muhammed'in zaten tarzı çok böyle değil. Biraz daha hani ikili santrafor muhtemelen ilk kez oynamıştır. Çünkü Zamalek'te tamamen tekti yani. Tek hücumcuydu hatta yani. Mısır'ı düşünüyorum, U23'ü. Belki vardır ama... Ya çift forvet vardır ama çift santraforlu oyun da ilk kez karşılaşmış olabilir. Orada da Sobi ile oynamıştır. O da başka aynen. Bir oyuncu. Falcao'nun Kolombiya milli takımında falan daha böyle bir biliyor bu işi. Teo ile Gutierrez ile birlikte oynamışlığı var. O daha biraz daha zaten daha tecrübeli ama Mustafa Muhammed daha yeni bu tip formasyonda oynuyor. Ve o bahsettiğim Embrako'nun girdiği mesela bir pozisyon var ön direkte kafa vuruşunda. Orada mesela indiren oyuncu Mustafa Muhammed. Ve onun varlığı o fiziksel kavgayı stoperlerin odağına çekecek adam. Şuralarda falan da bayağı mücadele etti. Yani stoperleri çekti kendiyle evet. Beraber böyle işte o kalçadan müdahaleler, işte el kol müdahaleleri. Yani dediğin gibi hani şeyde olur ya, müzik gruplarında olur genelde bu iki tane olunca. Birisi daha rahat evet. Böyle hani şovunu yapar ama o şovu yapmak için arkada birinin aynen. De şarkıyı taşıması lazım. Yani Falcao'nun şovu için Mustafa Muhammed'in o mücadelesi gücü. Bir de şöyle bir artı Mustafa Muhammed Galatasaray için. Genç bir oyuncu, istekli bir oyuncu ve hedefi var. Diyor ki buradan Avrupa'ya gideceğim, işte Mido gibi olacağım, Salah gibi olacağım, Sobi gibi İngiltere'de oynayacağım diyor. Onun için ne versen alacak durumda. Evet. Bir de yani Fatih Terim'e bakıyor. Şimdi karşında Fatih Terim var yani. En iyi kötü duymuşsundur adına. Bu adam kupa kazandı. Futbolla ilgilenen herkes duymuştur. O sana diyor ki oğlum bak şunu yap, oğlum bunu yap. Diyorsun ki tamam ya ben bunu da ikiliyiz, iki de oynayacağım. Çift forvet oynayacağım. Sol açıksa oynayacağım. Çünkü hedefi var. Biraz bu da Mustafa Muhammed'i artıya çıkaracak. Böyle oyuncular da kadroda bulundurmak lazım. Falcao'da da tam tersi duygu var. Falcao bitti mi? Görüşürüz o zaman. Aynen. İkisinde bir challenge var yani. Evet. Meydan okumu var. Çok doğru bir şey söyledin. Mustafa Muhammed'le ilgili son olarak onu söyleyeyim. Çünkü ben de genelde böyle bir hem voleybol uygulamasında hem Twitter'da paylaşım yaparken övgü anlamında şundan bahsediyor bir şey. Yakında yani Premier League çok tutamazsın buralar. Premier League oyuncusu vesaire diye. Bazı Galatasaraylı izleyicilerimiz de kızıyor. Abi dur daha biz de izleyelim hemen Premier League'e yollanız diye. Yani bu iyi bir şey oyuncu için. Yani oyuncunun hayırlısı kafasına daha büyük hedefleri koymuş oyuncudur. Yoksa böyle olunca size de katkısı oluyor. Yani o hedefe ulaşırken sizi de taşımış oluyor ve sonra giderken zaten kulübe ciddi şekilde para koymuş gitmiş oluyor. Ki kulüplerin kurtuluşu da böyle olacak. Scout ekibi de yeni Mustafa'lar bulacak. Aynen öyle. O şey devam etsin. Kasada biraz aynen ısınsın. Öyle. Muhammed Zidane'ın geçenlerde bir açıklaması vardı Mısır'da. Mısırlı futbolcu Dortmund'dan hatırlıyoruz. Hatta bir ara Beşiktaş'a... Baya adı geçmişti. Neu Scala zamanıydı sanırım. Hatta bir başkan adayı vardı adını unuttum. Onun şeyiydi. Başkan olursam evet, hatırlıyorum. Aynen. Zidane'ı getireceğim. Aynen. Bir forma filan yaptırmışlardı. E'siz Zidane. Sonunda doğru. O şey dedi mesela. Şu anda Mısır'ın... Ben Mısır Ligi'nin diyordum ama Zidane artırdı eli Galatasaray'daki performansı. Şu anda Mısır'ın en iyi forveti. Şimdi bakıyorum Salah forvet olarak düşünmeyelim. Evet. O başka bir ya da en iyi santraforu diyelim, en iyi golcüsü diyelim. Salah'ı Mustafa Muhammed'i gösteriyor. Ardından bizim söylediğimizi, senin söylediğini ekliyor. Diyor ki Türkiye'ye giderek, Galatasaray'a giderek çok iyi bir şey yaptı. Çünkü oradan Avrupa'ya gitmesi daha kolay olacak, evet. Daha net olacak. Hani bu sadece bizim çizdiğimiz bir projeksiyon değil. Gelişmemizi de bu sağlar yani. Aynen gitsin öyle. Ki dediğin gibi yeni Mustafa Muhammed'ler gelsin. Bir tane değil, iki tane gelsin bu sefer. Üç tane aynen gelsin öyle. Sonra. Kasada çalışsın. Yani sen bu 5'e alacaksın, 20'ye satacaksın. 5'e bir yenisini ikame edeceksin. Öyle devam edeceksin. Yani övdüğümüz kulüpler hep bunu yapıyor. Aynen öyle. Başka bir notun yoksa o zaman Beşiktaş'a geçelim. Sadece şeyi söyleyeceğim, bir cümle. Galatasaray'ın benim hatırladığım dönemleri, işte çocukluk, sonrası futbol takip ettiğim. Galatasaray çift forvete dönünce bu böyle bir hani şampiyonluk şarkıları böyle ufaktan çalınmaya başlamış demektir. Çünkü hani Guardiola'nın hırkası ve Cruyff ayakkabısı var. Doğru, güzel detay. İşte böyle her hocanın bir işareti vardır ya, işte Galatasaray'da bir dönem konsantrasyon pankartı vardı. O asıldı mı tamam başladık dönemiydi. Şimdi de Galatasaray çift forvete döndü mü böyle bir hani şampiyonluk havasına girdik beyler. Ona göre herkes ayağına denk alsın mesajı verildi gibi ve şey simgesel bir güzel. Mesaj. Güzel. Böyle de kapanışı yapmış olalım. O zaman Beşiktaş bölümüne geçiyoruz.
Evet arkadaşlar, bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. HDI Sigorta sundu. Her sabah, her